Ve şimdi sizleri Muğla'ya götüreceğiz. Kentte doğa katliamlarına karşı mücadele birçok yerde sürüyor değerli izleyenler. Yatağan ilçesine bağlı Deştin köylüleri de 7.751 dönüm orman alanını yok edecek çimento fabrikasına karşı nöbette. Köylüler fabrikaya neden karşı çıktıklarını ve yaşadıkları tüm o sorunları Artı TV'den Umut Taştan'a anlattı. Bu vapuraki yapıldı mı hem tarımsal bitiyor hem sulama kooperatif bitiyor. Zaten var bizi zehirleyen bir fabrika termik. Biz onu kapadım derken getirdiler. Bir de bu çimento fabrikasını kurmaya çalışıyorlar. Nerede adalet, nerede hukuk? Muğla'nın birçok noktasında köylüler ve yaşam savunucuları doğa katliamına karşı ayakta. Hepinizin günahı çok. Akbelen direnişi sürerken Deştin köylüleri de çimento fabrikasına karşı mücadele veriyor. Yatağan ilçesine bağlı Deştin'le Menteşe'nin Bayır Mahallesi arasına çimento fabrikası kurulması için ilk girişim 1992 yılında başladı. Bölgeye ilk olarak 2006 yılında Adoçim Çimento şirketi fabrika kurmak istedi. 2010 yılında da Muğla Çimento aynı yere fabrika yapmak için başvuruda bulundu. Adoçim'in girişimi 2015'te ÇED izninin iptaliyle durduruldu. Ancak 2014'te Muğla Çimento ÇED olumlu raporu aldı ve bu kararı köylülerden gizledi. Durumun ortaya çıkmasıyla mücadele başladı ve ÇED olumlu raporu 2019'da iptal edildi. Ancak fabrika kurulması için girişimler sürdü. Fabrikanın kurulacağı alana Kasım 29 Aralık 2021'de Yatağan ve Menteşe Belediye Başkanlıkları tarafından imar durum belgesi verilerek yapı ruhsatı düzenlendi. Menteşe Belediyesi de ÇED geçerlilik süresinin bitimine 2 gün kala yapı ruhsatını onayladı. 2022 yılında da fabrika kurulumu için kepçeler çalışmaya başladı. 28 Nisan 2013 tarihli bilirkişi raporunun ardından mahkeme ek bir rapor daha talep etti. 10 Temmuz 2023 tarihinde sunulan ek bilirkişi raporunda da sonuç değişmedi. Uzmanlar fabrikanın kurulmaması yönünde görüş belirtti. Ancak mahkeme bilirkişi raporlarına rağmen karar vermedi. Fabrikanın inşası durmadı. Köylülerin tepkisi de sürüyor. İnşa sürecinin devam etmesine köylüler tepkili. Termik santral nedeniyle üretim yapamadıklarını belirten Deştin köylüleri, çimento fabrikasıyla tarımın yok olacağını söylüyor. Deştin köyü orman olarak en büyük orman kapasitesine sahip bir köy. Ruhsat aletleri, ormandan aletleri 7.700 dilim. Kalem çayı, Deştin çayı komple gidiyor. İki gölet gidiyor. Dünya susuzlukla boğuşurken bunlar bu suları yok etmeye çalışıyorlar. Köylü ezip geçiyorlar. Maalesef gördük Akbelen'de. Köylü yapılanları gördük. Aynı şey bizim başımıza gelecek. Suyumuzu, ayışlarımızı, doğamızı talan ettiğini istemiyoruz. Şirketler yem olmak istemiyoruz. Yapılmasın. 25 köy etkilenecek bu çimento fabrikasından. Deştin çayı yok olacak. Deriler kuruyacak, akmaz olacak. Ayışlar kuruyacak. Çiçekler açmaz olacak. Çimento fabrikası faydalıysan olacak yerler yapsınlar. Kendi memtaklarını yapsınlar. Zaten var bizi zehirleyen bir fabrika termik. Biz onu kapadım derken getirdiler. Bir de bu çimento fabrikasını kurmaya çalışıyorlar. Bu çimento fabrikası olmasını istemiyorum. Sularımız kesilecek. Şimdiden bahçelerimiz döktüğü yok bizim. Bu sene zeytin yok bak. Neden yok? Termikten yok. Biz çimentoyu istemiyoruz. Yazık değil mi bizim bu kadar yeşillik alanlarımıza? Devlet de hiç halkını sahip çıkmıyor. Ne biçim devletse. Eziyet ediyor. Zeytincilik yasasına göre zeytin tarımı yapılan alana 4 kilometre yakınına zeytinyağı fabrikası dışında hiçbir sanayi tesisi kurulamaz. Bunlar dikkate alınmıyor. Şirketler olunca esnetiliyor. Deştin halkı fabrikaya karşı mücadeleyi sürdürmekte kararlı. Biz toprağımızı kimseye vermeyeceğiz. Suyumuzu kimseye vermeyeceğiz. Bizim bu suyumuzu almasınlar. Vermeyeceğiz. Direniyoruz. Şu dağa gidilir mi? Şu o toprak verilir mi? Yaptığımız eylem, etkinlik, toplantılarla ve açtığımız davalarla hukuki yönden de mücadelemizi sürdürüyoruz. 15-20 gün önce Muğla İdare Mahkemesi önünde adalet nöbeti başlatmış bulunmaktayız. 180 dönüm alan üzerine kurulan fabrikanın tamamlanmasının ardından 7.751 dönümlük tarım ve zeytinin kalan tahrip olacak.
Bu arazi içerisinde Çambalı ormanlarının yanı sıra yaklaşık 1 milyon zeytin ağacı ve göbek mantarı bulunuyor. Göbek mantarı geçtiğimiz yıl çevre köylerdeki halka yaklaşık 35 milyon lira kazandırdı. Köylülerin içme ve sulama da kullandığı su kaynakları da çimento fabrikasıyla yok olacak. Çimento fabrikasına ham madde sağlamak için bizim ormanlarımız da kesilecek. O gün geldiğinde umarız gelmez biz de ağaçları sarılacağız. Gece gündüz ormanlarımızı bırakmayacağız.